Napoli'den herkese selamlar. Selamlar herkese. Şu an mini bir İtalya turu, yani Güney İtalya turu yapmayı planlamıştık. İlk durağımız buradan Napoli'ydi. İki gün burada gezeceğiz beraber. O zaman tatilimiz başlasın. Başlasın. Arkadaşlar, Napoli vlogu'na başlamadan önce şu an görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube hesaplarımızı takip alırsanız mutlu oluruz. O zaman vlogumuz başlasın. Napoli gezimizin ilk durağındayız. İlk durağında da meşhur pizzacıyı tercih ettik. Arkada görmüş olduğunuz sıraya gireceğiz biz de. Bir takeaway sırası var, bir de içeride oturmak için olan sıra var. Genelde içeride oturma sırası daha hızlı ilerlediği söyleniyor. Biz de o şekilde yapacağız. İçeriği bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an yaklaşık 15 dakikalık bir beklemenin ardından içeri aldılar. Bence oturma sırası daha çabuk ilerliyor. Takeaway sırası biraz daha yavaş gibi. Biz şu an bir tane Marita sipariş ettik. Marita, Margarita ve Marinara'nın yarım yarım aynı pizzada olan şekli. Bir tane de kola söyledik. Yetmezse eğer tekrar söyleriz ama pizzalar büyük gibi duruyor. Evet, pizzalar gelince tadım yaptığımızda tekrardan açarız arkadaşlar. Evet, onu da söyleriz kaç dakikaya geleceğini. Pizza için ne düşünüyorsun? Gayet büyük ve güzel görünüyor. Şu kısım margarita oluyor, bu kısım marinara oluyor. Birleşimi de isimleri birleştirmişler Marita diye. Evet, tadıma geçelim. Bu arada arkadaşlar bir tane söyleyip çok rahat bir kişi koyabilirsiniz. Porsiyonu bayağı büyük. Evet, fiyatı da 6 euroydu bu arada. Fiyatı 6 euro, içeceğimizin fiyatı da 2,5 euroydu. Tadım yapalım, ondan sonra yorumumuzu da yaparız. Afiyet olsun. Tam Napoli tarzı olmuş bu arada. Çok ıslak sulu. Lezzet çok güzel. Afiyet olsun. Çok güzel. Bu arada sarımsak var. Fark ettim değil mi? Evet. İçinde. Yazıyor zaten listede. Başarılı gerçekten. Evet, yeni rotamız. Doğum adı Napoli'nin önündeyiz arkadaşlar. Şu an burada bir etkinlik var muhtemelen. Biz hemen yan taraftan içeri girelim. Bir de içeriye bakalım gelmişken. Bu Spacca Napoli sokağını gördük. Burası işlek bir sokak. Biz de oraya gireceğiz. Neler var, neler yok bakacağız. Burada arabalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Arabalar, motorlar. Yaya geçidinde durduklarına emin olmadan atlamayın lütfen. Yani burası bildiğiniz Avrupa bölgelerini unutun yani. Şu baba tatlısı burada meşhur yani mantar kafası gibi, böyle tıpa gibi. Şeye benziyor bence bu, irmik helvasına falan, ay irmik helvası diyorum, irmik tatlısına benziyor olabilir. Tiramisu var, nasıldır bilmiyorum, cannoli var. Bu cannoli içi boş olanlardan almak daha makbul çünkü bunlar beklemiş olduğu için yumuşayabiliyor. İçi boş olup doldurulabilenler varsa öyle tercih edin merak ediyorsanız, daha çıtır ve gevrek oluyor. Biz de bir tane tiramisucu bulup yememiz evet lazım. Güzel pizzanın üstüne. Yani Napoli'de ne kadar iyi olur bilmiyorum ama deneyeceğiz. Canımız tatlı istedi pizzadan sonra. Napoli aynı zamanda Maradona ile birleşmiş bir şehir. Aa, bu arada aşkım şunları da gösterelim. Evet. Şu şili biberleri var burada. Bunlar Napoli'nin şans simgesi olarak geçiyormuş. Yani şans getirildiğine inanılıyor. Bakın her şeyi var. Halı var. Anahtarı var. Kolyesi var. Fiyatlar da bu arada uygun. Evet, çok uygun. 1 euro.
şeyler. Bunlar 1,5, 2 değişiyor ama magnetler hep 1 euro bandında. Yani 1 eurodan pahalı magnet bulunca bence almayın. 1 euroluk bulacaksınızdır illaki. Biraz daha ilerleyelim. Motor zıp değişiyor. Bu şehrin nüfusu bayağı kalabalık. Bu arada yine otobüsünü aldık. Bir de dar sokaklar. Bak Maradona'lı çorap bile var. Evet. Şurada pizzalı mizzalı. Adamlar Maradona'sız hiçbir şey düşünemiyorlar. Bilmeyenler için söyleyelim. Çoğunuz biliyordu muhtemelen. Maradona geçmiş yıllarda Napoli'de futbol oynamıştı. Ve yanlış hatırlamıyorsam Süper Kupa almasına vesile oldu. O yüzden de bayağı seviliyor diğer tarafından. Ha, şundan çok yiyorlardı. Biskortla diyor. Şunlardan çok var. Bunlar sadeleri. Ha şurada. Şey bunda limon. Şu da sadesi. Her yerde var hemen hemen. Sokaklar o kadar dar ki. Evet. Burası biraz bana şey hatırlattı aşkım. İstanbul'da Balat da böyledir. Bir sokağa girdin mi çıkman çok zordur çok yani. Hep tek yöndür. Bayağı yoğun şehirmiş. Gözümüze burayı kestirdik. Şu ismini de şöyle çekebilirsin. Tiramisu 3 euroymuş. Bir tane tiramisu denemek istiyoruz. Bir tane tiramisu alalım bakalım. Evet. Babamisu. Üzerine babadan koymuşlar. Babamisu yapmışlar. Böyle değişik değişik çeşitler var. Bir tane alalım. Deneyelim. Ciao. Hello. Ciao. Una tiramisu. This one more. Ma faggi così non sento niente, non sento nessun peso, non sto portando. Thank you. Nasıl? O kadar dar ki. Herkese çarpa çarpa gidiyor. Grazie, prego. Evet, gel bence burada deneyelim. Bak dedim istiyorsan. Şunu alalım. Fotoğrafını da çekeyim ben. Tamam. Şu an o kadar kalabalıklaştı ki bir araç geçince burası felç oluyor şu anda yani. Sokaklar. İnsanlar da çarpa çarpa yürüyorlar. Gerçekten biraz medeniyet gerekiyor sanki. Şu anda bakalım tadalım. Bunun içinde kedi dili var. Karşıdaki yerden aldık. Biraz böyle paylaşımını yaparım. Çok kremamsı geldi bana. Biz bu en beğendiğimiz Roma'daki tonnerello biraz daha kıvamı sıvıydı ama güzel bence. Sen de beğenirsin bunu. Afiyet olsun hayatım. Teşekkür ederim. Bir de ben bakayım tadına.
Şöyle çekeyim kendime. Teşekkürler. Bir de senin yorumunu alalım. Bunu ben biraz Pompi'ye benzettim ya. Kesinlikle katılıyorum, aynen Pompi. Two Size'ın da şeyi, kabı böyleydi. Two Size'da yemedik ama bu sefer gidersek eğer Two Size'da da deneriz. Ama güzel değil mi? Hafif bence tadı. Hı, güzel. Ama bir tonerli olamaz. Evet. Güzel ama fiyatı 3 euro için bence iyi. Evet, uygun, denenebilir. Arkadaşlar, tiramisu'nun üstüne zaten kahve içmek istiyorduk. Central Del Cafe'ye geldik. Orada araştırmıştık. Google'dan, yorumlardan bakarak geldik. O sırada ben Orza söyledim. Eşim de Cappuccino söylemişti. Garson elimizdeki kameraları görünce merak etti. Dedik YouTube kanalımız var. Ben abone olmak istiyorum. Size destek olayım dedi. Sağ olsun. Onu da bu sırada gördüğünüz gibi abone yapıyorum. Onunla meşgulüm. Sağ olsun, abone oldu. Buradan da izlediğinde ona çok selamlarımızı söylüyoruz. Sağ olsun, biz de çok ilgilenmişti. Teşekkür ediyoruz ona da. Napoli'nin en ünlü alışveriş caddesi Toledo Caddesi'ndeyiz bugün yine. Buradan kısmetse Maradona'nın meşhur duvar resimlerinin olduğu yere gidiyoruz. Bakalım. Sonunda bulduk. Evet, buraya çıkana kadar çok çaba sarf ettik, kanter içinde kaldık ama inanılmaz kalabalık etrafı. Herkes burasını çekmek için geliyor. Evet, böyle böyle. Bu small boy bu arada. Altındaki fıstıklı, üstündeki de tiramisu'lu. Sen beğendiysen anlarsın dondurmadan. Buraya da yolunuz içerisinde uğrarsınız arkadaşlar. Bunu da açıklamalarda paylaşalım. Biz yolumuza devam edelim. Evet, şu anda Napoli'deki bir alışveriş caddesinden devam ettiğimizde Galleria Umberto'nun önüne çıkıyoruz. Bunun bir örneğini Milano'da görmüştük hatırlarsanız. Galleria Emanuel olması lazımdı. Şimdi hep beraber gezelim. Zaten yapı olarak aynılar hemen hemen. İçeride alışveriş, yeme içme, birçok yer mevcut. Zara var. İşte McDonald's var. Tabii Milano'daki hatırlarsan daha lüks markalar vardı içerisinde. Mimari olarak çok benziyor. Evet, aynı tarz zaten. Çok kalabalık. Ya sokakları dar, rahat yürüyemiyoruz yani. Şu anda Napoli'nin meydanlarından biri olan Plaza del Plebiscito meydanındayız. Burası da Avrupa'nın da en büyük meydanlarından birisi oluyormuş. Hemen karşısında Royal Palace var. İçerisi gezilebiliyor sanırım. Tam detaylarını bilmiyorum açıkçası. Bizim zaten geldiğimiz vakit akşam vakti olduğu için gezmek pek mümkün değil. Hemen çaprazında Galleria Umberto 1 var. Şu ortadaki. Evet. O zaten Via Toledo Caddesi'nin oradan hemen bitimine doğru olan bir yer. O cadde bitiminde hemen buraya çıkıyorsunuz. Buradan düz devam ettiğinizde de sahile doğru ilerliyor. Orta kısım. Evet. Biraz yürüme yolu var ama biz tam sahile inmedik açıkçası oradan. Yani bir ortalama 2-3 kilometre olabilir. Öyle düşünün. Evet. Biz Napoli'ye yani bir Pompei'den kalan da birkaç saatlik zamanda bitirdik. 1,5 gün tam diyemeyiz. Öyle bir zamanda gezebildiğimiz yerlere gezdik. Daha fazla gezilecek yerler belki vardır.
Ama bizim için yeterli oldu. Evet. Yani, o zaman Napoli defterini kapatalım evet, burada. Napoli vlogumuz burada sona eriyor. Bizi izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız evet, mutlu oluruz. Videoyu beğenip yorum atarsanız, önerilerde de bulunabilirsiniz. Görmek istedikleriniz vesaire olursa seviniriz. Bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Evet arkadaşlar, kapanışı yaptık yukarıda meydandan ama dedik eşimle son kez bir aşağı inelim. Mesafe gerçekten uzak mı? Yani öyle korktuğumuz kadar 2-3 kilometre dedim ama daha kısa, bir 5-6 dakikaya indik. Bu arada kruvaz gemisi yolculuğu da çok keyifli oluyor. Biz zamanında eşimle balayında Yunan adalarına gitmiştik. Çok keyif almıştık. Umarım en kısa sürede imkan doğrultusunda kruvaz gemisiyle tekrardan tatil yapmak isteriz değil mi? İsterim. Bu özellikle Akdeniz turları çok güzel oluyor. Yani çok isterim işte Portekiz vesaire, İspanya o tarafları. Kısmet bakalım. Evet hareket ediyor. Öndeki de gitmiş. Şu arkadakinin gerçekten boyutu çok yüksek. Şurada da bak bir tane şu leti tabelası var ya, onun hemen orada bir şey var, kale var. Evet, oradan da seyir terası olarak herhalde izleyebilirler detaylı şekilde. Çıkarlarsa. Bu şekilde sahile de uğramanızı tavsiye ederiz.